arkadaşlar. Merhabalar. Evet. Bugün ayakkabı paylaşacağız. Ayakkabı paylaşacağız, evet. Bugün sizlere outdoor ayakkabı nasıl temizlenir, nasıl temizlenmesi gerekir, bu gibi konularda bilgi vereceğiz, değil mi Arar? Evet. Outdoor ayakkabılar hakkında bilgi vereceğiz. Şimdi arkadaşlar, outdoor ayakkabılarının biliyorsunuz su geçirmezlik özellikleri var. Gore-Tex ya da waterproof. Bu özelliklerinin sağlıklı kalabilmesi için, dış dokuların sağlıklı kalabilmesi için bir takım bakım ürünleri kullanmanızda fayda var. Biz temizliği için Woolie'nin Combi Cleaner isimli ürününü kullanıyoruz. Woolie'nin Combi Cleaner ürünüyle üzerindeki tozu aldıktan sonra arkadaşlar, şu şekilde Woolie'nin Protector 3x3 ürününü kullanmanızı tavsiye ederiz arkadaşlar. Bu ürün aynı zamanda su geçirme özelliği olmayan, su geçirmeme özelliğine sahip olmayan ayakkabılar içinde su itici özelliği de sağlıyor arkadaşlar. Tozdan koruyor arkadaşlar Woolie Protector özelliği. Tabii ki ayakkabınız çok çamurlandıysa öncelikle de bir fırçayla temizlemeniz lazım. Değil mi babacığım? Evet. Şimdi babacığım, izninle kameramanlığı sen yap. Ben tutayım. Evet, öyle tut. Sen nasıl istiyorsan öyle tut. Ayakkabılar çıksın, ben çıkmasam da olur. Şu şekilde sallamak gerekiyor. Şöyle bir köpüğü çıkıyor arkadaşlar bunun. Şu köpük yardımıyla ayakkabının üzerindeki tozu almanızda fayda var. Parlatıyor ay. Yani esasında parlatmıyor da babacığım. Nasıl diyeyim ben sana? Üzerindeki tozu ve pisliği alıyor. Pisliği ama. Evet. Bir süre sonra üzerindeki sünger kirlenecektir zaten. Ve ürünü değiştirmeniz gerekecektir. Şu şekilde silelim. Bir güzel temizleyelim. Kafan çıksın mı? Yok, kafam çıkmasa da olur. Önemli olan babacığım şuradaki ayakkabı kısmı. Kafan çıksın mı? Yok, çıkmasın. Evet. Hep çalkalamak gerekiyor. Dediğim gibi arkadaşlar, başka ürünler de var. Bence en başarılısı Woolie'nin temizleme köpüğü ve Woolie'nin koruma spreyi. Bu nereden alabilirsiniz? Hepsi buradan alabilirsiniz. N11'den alabilirsiniz arkadaşlar. Her yerindeki tozları atıyorum. Ondan sonra o Protector isimli ürünü sıkacağım. Şimdi özellikle bu protektörünü kullanmadan söyleyeyim. Bunun havasını kesinlikle solumamanız lazım. Şimdi Arel'cim çekim yaptığı için ben de Arel'den biraz uzaklaştıracağım ki onun şeyini solumasın. Şu şekilde ayakkabımızı sildik. Ondan sonra Arel'in ayakkabısını da sileceğiz. Şimdilik silme işlemimiz bitti. Şu şekilde aldık. Ondan sonra da bebeğin ayakkabılarını sileceğiz. Evet babacığım. Benim ayakkabılarımı sileceğim. Ürünü bu tarafa doğru çek babacığım. Bu tarafa doğru çek. Bu ürünü aldık arkadaşlar. Uygulamadan önce derin bir nefes alın. Ondan sonra ürünü uygulayın. Ürünün gazını mümkünse arkadaşlar solumayın. Çıkıyor değil mi arkadaşım? Ayakkabın çıksın mı sadece? Tabii, ayakkabım çıkabilir. Güzel. Babaya. Babaya. Bu babacığım koruma spreyi. Ben nefesimi tuttuğum için sana cevap veremedim. Tamam mı canım? Niye nefesini tutuyorsun?
Evet Aracığım, teşekkür ederiz. Sen içeri gir sana zahmet. Bu kokuyu alma. İyi almayayım. Sen içeri gir sana zahmet babacığım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi panjurlarımızı açtık. Ayakkabılar havalansın diye. Bu spreyi uyguladıktan sonra arkadaşlar ayakkabıları şöyle bir balkonda uygun bir yerde kurumaya bırakmanız gerekiyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz.